Merhabalar. Bu videoda 5. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 7. 7.si olan ses bilgisi testini çözmeye başlayacağız. Dilerseniz 1. soruya geçelim. Son hecesinde dar ünlü, yani ı, I, i, u, ü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örneğin boyun sözcüğüne um eki getirildiğinde sözcük boyunum şeklinde değil boynum şeklinde olur arkadaşlar. Bu şekilde yazılır. Buradaki boyundaki u düşer. Bunu ifade etmiş. Ünlü düşmesini anlatmış bana. Buna göre dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır dedi. Yolcu da yok arkadaşlar. Kökü zaten yol ve cu eki gelmiş. Eledim. Devrin kelimesi var burada. Burada devir sözcüğüne in eki getirilmiş. Buradaki i sesi düşmüş. Dar ünlü düşmüş. Dolayısıyla ünlü düşmesi ikinci sözcükte vardır. Cevap B olacak. Diğerlerine de bakalım. Yığın sözcüğünde herhangi bir ünlü düşmesi söz konusu değil. Kalbinin sözcüğünde de ünlü düşmesi söz konusu değil. Yalnız burada kalp kelimesindeki P sesi yumuşayarak B olmuştur. Ünsüz yumuşaması vardır. Fakat ünlü düşmesi sadece B şıkkında vardır. Dolayısıyla cevabım B şıkkı. 2. Türkçede düz geniş ünlülerle yani a e ile biten fiillere -yor eki getirildiğinde fiilin sonundaki düz geniş ünlüler daralarak ı I, i u ü ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına ünlü daralması denir. Hece daralması diyenler de var buna. Bazı kaynaklarda karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine -yor eki getirilirse fiilde ünlü daralması meydana gelmez. Getire getire gidelim. Şimdi A şıkkında beklemek fiilini vermiş. Yor ekini getirdiğimde bekleyor olmaz. Bekliyor olur. Dolayısıyla daralır. Art. B'ye baktığımda aramak fiilini vermiş arkadaşlar. Aramak fiiline yor ekini getirdiğimde arıyor olmaz. Arıyor olur. Dolayısıyla daraldı. Artı koydum. C şıkkında yemek fiilini vermiş. Yemek fiiline yor eki getirildiğinde yeyor olmaz. Hiyor olur. Dolayısıyla yine i'ye dönüştü. Daraldı. Burada da daralma oldu. Artı koydum. D şıkkına baktığımda yapmak fiilini vermiş. Buraya yor ekini getirdiğimde yapıyor şeklinde gelir. Herhangi bir daralma söz konusu olmaz. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. 3. Şehir sözcüğünü oluşturan kutular aşağıdakilerin hangisinde verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen i kutusunun sözcükten atılması gerekir. Yani arkadaşlar bana diyor ki hangi eki getirirsem ünlü düşmesi oluşur diyor. Birinci soruda ünlü düşmesini açıklamıştı. Oradan tanımına bakabilirsiniz. Şehirler getirsem yani A şıkkındaki eki getirsem herhangi bir düşme olmuyor. Şehir im yani B şıkkındaki eki getirirsem şehrim şeklinde yazmam gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar ünlü düşmesi oluşur. Benim aradığım cevap B şıkkıdır. B şıkkındaki eki getirdiğimde buradaki okla gösterilen kutucuğun atılması gerekir. C'deki D ekini getirdiğimde şehirde şeklinde oluşur. Dolayısıyla herhangi bir ünlü atmama gerek kalmaz. D şıkkındaki dir ekini getirdiğimde şehirdir şeklinde olur. Burada da herhangi bir ünlü harf atmama gerek kalmaz. Yani cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. 4. Bu açıklamaya göre Kitap sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir dedi. Ünsüz yumuşamasının arkadaşlar tanımını vermiş okuyabilirsiniz. Bakalım getirelim teker teker. Kitap dan ekini getirdiğimde ne olur arkadaşlar? Buradaki d t'ye dönüşür. Ünsüz benzeşmesi olur fakat ekte yani sertleşme oldu eledim. Ben ne arıyorum? Ünsüz yumuşaması meydana gelen şıkkı arıyorum kitap kelimesine c ekini getirdiğimde buradaki c çığ'ya dönüşür. Yine ekte sertleşme oldu. Bunu da eliyorum. C'ye geldiğimde ın ekini gördüm arkadaşlar. Ki tap ın şeklinde olamayacağı için buradaki p b'ye dönüşerek yumuşar. Dolayısıyla kitabın şeklinde oluşur arkadaşlar. Yani benim aradığım cevap C. C şıkkındaki ın ekini getirdiğimde kitap kelimesine, kitap kelimesinde ünsüz yumuşaması meydana gelir. D şıkkına baktığımda lık ekini vermiş. Kitaplık şeklinde olacağı için hiçbir değişimi olmaz arkadaşlar. Bunu da elerim. Yani cevabım C şıkkıdır. 5- Sürekli sert ünsüzlerden yani PCTK'den biriyle biten bazı tek heceli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin tip sözcüğüne in eki getirildiğinde P sesi B'ye dönüşmez. Tipin şeklinde olurmuş. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamayı örnek olamaz. A şıkkında çok sözcüğüne U eki gelmiş arkadaşlar. Çoğu olmuş. Çoku olmamış. Dolayısıyla benim aradığım cevap A şıkkı olacak. Çünkü yumuşama meydana gelmiş. Yumuşama meydana gelmeyeni arıyordum zaten. B şıkkında yük kelimesine Ü eki gelmiş. Yü olmamış. Yükü olarak kalmış. Burada yukarıdaki açıklama uygun bir kullanım var. D şıkkında iç sözcüğüne im eki gelmiş. Herhangi bir ses olayı olmamış. Eledim. D şıkkında Kat kelimesine ı eki gelmiş. Herhangi bir ses olayı olmamış. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım. Bunu da eledim. Yani cevabım A şıkkı olmalıdır arkadaşlar. A şıkkında ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir. 6. Türkçede sert ünsüzlerden F, S, T, K, Ç, Ş, H, P fıstıkçı şahap diyorduk bunlara. Biriyle biten bir sözcüğe C, D, G yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki C sesi Ç'ye D sesi T'ye, G sesi K'ye dönüşür. Yani CDG sesleri sertleşir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi c, c ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez. Şimdi büyük sözcüğüne C ekini getirdiğimde büyük Ç oluşur. Ünsüz sertleşmesi meydana geldi. Eledim. B şıkkına geldiğimde Rahat sözcüğüne ca ekini getirdiğimde rahat ca diyemem, rahat ça demem gerekir. Yani c ç'ye dönüşerek sertleşmesi gerekir. Eledim. D'ye baktığımda arkadaşlar sakin sözcüğünü vermiş. Sakin sözcüğüne c ekini olduğu gibi getirebilirim. Asla sakin ç diye bir kullanım olmayacağı için burada ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi olmayacaktır. Cevabım C şıkkı olmalı. D'ye bakıyorum. Ca ekini getirdiğimde yavaş sözcüğüne çağ olarak gelecektir. Yani sertleşerek gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da benim aramadığım bir cevap. Benim aradığım cevap C şıkkıymış. Cevap C. 7. Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da etmek olmak gibi fiillerle birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha türer. Bu ses olayına ünsüz türemesi denir. Örneğin hat sözcüğü ı ekini alınca hat ı şeklinde değildi. Burada verdiği gibi hattı şeklinde yazılır. Burada t ünsüzü türemiştir. Yani ünsüz türemesi oluşmuştur. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Şimdi burada red reddettiği vermiş A şıklığında. Red ve etmek fiili birleşmiş. Arada bir tane ünsüz türemiş. Dolayısıyla olabilir. A'yı eledim. B'ye geldiğimde affına kelimesinin altını çizmiş. Aff ve ına ekleri birleşmiş bir tane ünsüz türemiş. Bunu da eledim. C'ye baktığımda 50 demiş arkadaşlar. Burada herhangi bir ünsüz türemesi söz konusu değil. Dolayısıyla cevabım C olacak. D'ye bakıyorum. Hissini demiş. His sözcüğüne yine ekleri gelmiş yine. Arada bir tane S sesi türemiş. Dolayısıyla burada da ünsüz türemesi var. Eledim. Yani cevabım C şıkkıdır. 8. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hiç aşağıdakilere bakmadan kendimiz yapmaya çalışalım. Topraktan kelimesinin altını çizmiş arkadaşlar. Köküm, toprak. Bir tane dan eki gelmiş buna. Fakat dan gelirken t'ye dönüşmüş. Yani hiç aşağıda sertleşmiş. Dolayısıyla ünsüz sertleşmesi olmuş. Ünsüz sertleşmesinin diğer adı neydi? Ünsüz benzeşmesiydi. Şıkların hangisinde ünsüz benzeşmesi var? A da var. İkinci kelimeye de bakalım. Omzunda sözcüğünün altını çizmiş arkadaşlar. Kökü nedir? Omuz sözcüğü. Bunun köküdür kelimenin. Fakat bazı ekler geldiğinde buradaki u yani ünlü harf düşmüş arkadaşlar. Ünlü harf düşünce ben ne diyordum buna? Ünlü düşmesi diyordum. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevabım olacaktır. Birinci sözcükte ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi. ikinci sözcükte de ünlü düşmesi bulunmaktadır. Cevap Adana'dır. 9. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şıklara baka baka gidelim arkadaşlar. A şıkkında birinci sözcükte ünsüz türemesi vardır demiş. Bakalım sır sözcüğüyle ına ekleri birleşmiş arkadaşlar. Bu ekleri incelemiyorum. Sadece eklerin olduğunu bilelim. Arada bir tane R sesi yani ünsüz bir harf türemiş. Dolayısıyla ünsüz türemesi vardır. Doğru eledim. B. ikinci sözcükte ünsüz düşmesi vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Gönül sözcüğüne ek gelmiş. Aradaki şuradaki Ü sesi düşmüş. Dolayısıyla ünlü düşmesi vardır. Doğru. C'ye bakıyorum. Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır dedi. Sevinç sözcüğünün ek aldığını görüyorum sevinci şeklinde. Birleşirken Ç yumuşayarak C'ye dönüşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkındaki yargı da doğrudur. Dörde bakıyorum yani D şıkkına. Dördüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Değişmek Fiiline en eki gelmiş arkadaşlar. Herhangi bir sertleşme, benzeşme oluşmamış. Dolayısıyla D şıkkındaki yargı yanlıştır. Cevap denizde. 11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi vardır? Bakalım. Sabahçı derken ünsüz benzeşmesi var. Eledim. B şıkkında hak sözcüğüne bazı ekler gelmiş arkadaşlar. Arada bir tane... Ünsüz k türemiş. Dolayısıyla ünsüz türemesi B şıkkında bulunmaktadır. C şıkkında saatte sözcüğünün altını çizmiş. Buradaki saat kelimesine gelen D eki sertleşerek T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi var. Eledim. D ağacın sözcüğünün altını çizmiş. Ağaç kelimesindeki ç yumuşayarak c'ye dönüşmüş. Yani ünsüz yumuşaması bulunmaktadır D şıkkında. Dolayısıyla arkadaşlar sadece B şıkkında ünsüz türemesi bulunan kelimenin altı çizilmiştir. Cevap Bursa'dır. 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur diyor. A şıkkında aklına sözcüğünün altını çizmiş. Burada akıl sözcüğündeki ı sesi düşmüştür. Yani ünlü düşmesi vardır. Parantez içinde de bunu vermiş. Doğru. B'ye bakıyorum. Göçmüyormuş ifadesini vermiş arkadaşlar. Ünlü daralması demiş. Burada m eki, olumsuzluk eki olan m eki daralarak müye dönüşmüş. Yor ekinin etkisiyle dolayısıyla ünlü daralması vardır. Doğru eledim. C ünsüz benzeşmesi demiş. Yani ünsüz sertleşmesi. Bu benzeşmeyi hiç unutmayalım. Sertleşme olduğunu. Seçkin kelimesinin altını çizmiş arkadaşlar. Burada Seçmek sözcüğüne gin yapım eki gelmiş. Fakat gelirken buradaki g sertleşerek k'ye dönüşmüş. Yani burada ünsüz benzeşmesi vardır. Doğru eledim. Gelelim d şıkkına. Korkusuzca sözcüğünün altını çizmiş ve ünsüz yumuşaması demiş. Hayır arkadaşlar burada Herhangi bir ünsüz yumuşaması söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olmalıdır. D şıkkında yay ayraç içinde verilen ses olayı bulunmamaktadır. Cevap Denizli. Evet arkadaşlar, bu videoda 5. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinin 7.'si olan Ses Bilgisi başlıklı testi detaylı bir şekilde çözmeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Sağlıkla kalın. İyi günler.